Sözlerime başlamadan önce bölücü hain terör örgütü PKK'nın kalleşçe saldırısı sonucu hayatına kastettiği şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine ve milletimize sabırlar diliyorum. Bebeklerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi, sivil vatandaşlarımızı, polisimizi, askerimizi, hakim ve savcımızı, vatandaşlarımızı şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK ve onun destekçilerini şiddetle bir kez daha telin ediyoruz. Bu menfur olay bölücü hain terör örgütü PKK'nın insanlık dışı ve kirli yüzünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Herkesin amasız ve fakatsız demokrasinin, milli iradenin, milletin değerlerinin, kardeşliğimizin, hukukun, anayasanın ve kanunların yanında yer alması, terörle mücadeleye taraf olması şarttır. Terörle mücadelemiz bir hak ve özgürlükler mücadelesidir. İnsan hakkı mücadelesidir. Terör, diğer tüm hak ve özgürlüklerin temeli olan yaşam hakkına bizatihi saldırıdır. Tüm hak ve özgürlüklerin kullanımı ve varlığı yaşam hakkının varlığına bağlıdır. Terörle arasına mesafe koyamayanların, teröre bel bağlayanların aynı zamanda barış sözcüğüne soyunmuş olmaları da asla kabul edilemez. PKK, FETÖ ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla, hukuka uygun bir şekilde sürdüreceğimize hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizde bu olaylar yaşanırken teröre sessiz kalanların terörün bir bumerang gibi olduğunu ve dönüp bir gün kendilerini de vuracağını bilmelidirler. Terör bir insanlık suçudur. Bu itibarla terörle mücadelenin bir uluslararası yönü de bulunmaktadır. Bu örgütler aynı zamanda uluslararası bağlantısı olan örgütler ve ayrıca uluslararası topluma karşı da bütün insanlar karşı da suç işlemektedirler tüm terör örgütleri. İnsan kaçakçılığı yapmakta, uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı gibi uluslararası boyutta insanlığı tehdit eden suçlar terör örgütleri tarafından irtikap edilmektedir. Bu nedenle terörle topyekun ve ortak mücadelenin şart olduğu açıktır. Terörle mücadelede maalesef bir çifte standart görüyoruz. Terörle mücadelenin başarılı olması için öncelikle çifte standardın ortadan kalkması lazım. Senin terörist, onun teröristi, iyi terörist, kötü terörist diye bir ayrımı terörle mücadelede asla kabul edemeyiz. Bugün gördüğümüz seçtikleri terör örgütü var ve teröristler var. Onlara karşılar, bazı terör örgütlerini seçiyorlar, onları da destekliyorlar. Böyle bir anlayışla insanlık terörün üstesinden gelemez. Terörle mücadele ve teröristin hepsine karşı çıkarak ancak terörizmle etkin bir mücadele olur. Ve uluslararası toplumdan hepimizin beklentisi uluslararası hukuka uygun hareket edilmesidir. Bugün bu katliamlara sessiz kalanlar terörle mücadele ediyoruz diye, hukuka uygun bir şekilde mücadele ediyoruz diye kimse bizi kandırmaya çalışmasın, insanlığı kandırmaya çalışmasın. Tüm dünya bilmelidir ki hiçbirimiz güvende olmamız istiyorsak, hepimizin güvende olmasını istiyorsak, bu anlamda güvenlik sadece bir bölgenin, bir ülkenin değil, bütün insanlığın güvenliğiyle mümkündür. Hepimiz güvende olursak ancak bütün insanlık güvende olur. Eğer hepimiz güvende değilsek hiçbirimiz güvende olamayız. Ve tüm dünya bilsin ki
terör örgütlerinin ülkemizin huzurunu, birliğini, dirliğini bozmasına asla ama asla müsaade etmeyeceğiz. İçeriden dışarıdan kim olursa olsun 83 milyonun kardeşliğini, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü hiçbir şekilde engellemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Sonuna kadar kararlı bir şekilde terörle mücadelemizi en etkin bir şekilde sürdürmeyeceğiz.